Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu deprem bölgelerinde ilk günlerde yaşanan iletişim sorunu nedeniyle GSM şirketlerine cezalar verildiğini ve soruşturmaların devam ettiğini söyledi. Kara İsmailoğlu en büyük sorunun depremin ilk 4 gününde yaşandığının da altını çizdi. Tedbir almadığımızı düşündüğümüz için çünkü onlara cezalar verdik ve ayrıca onlar hakkında da incelemeler ve soruşturmalar başlattık. Gereği de bunların yapılacaktır. Yani bunları bugün yapmazsak bu tür olası durumlarda bunları tekrar yaşayabiliriz. Bu ilk 4 günün dışında burada 350 tane mobil aracımızla deprem bölgesini tamamen ediyorum. İhtiyaç olan haberleşme hizmeti sağlanmaya çalışıldı. Bu gün her geçen gün daha da arttı. Çünkü şu anda bireysel kuleler de kurmaya başladık. Sabit baz istasyonlarını da yeniden inşa etmeye başladık. Şu anda ihtiyacı karşılayan bir haberleşme sistemi var burada. Ama tabii bunun mobilde değil de kalıcı olarak bu sistemin kurulması ve kapasitenin de ciddi şekilde artırılması gerekir.